Uyan lan! Uyan lan! Uyan! Keanu Reeves? Aa evet evet kardeşim, ben Keanu Reeves ya. Niye uyanmıyorsun lan? Duyumun eşi. Ne? Bir dakika, yavaş ol, anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Ne anlatıyorsun lan sen? Dostum, çok fazla indiye korku oyunu birikti. Hemen kalkıp oynaman gerekiyor. Yoksa... Ne? Yoksa penisin batmış. Çok fazla indiye korku oyunu mu birikti? Aa! Kim bunu bu kadar yakına koydu ya? Merhabalar. Kafayı yemeye hazır mısın? Neden kafayı yemeye hazır mısın? Şu anda kanalın gizli serisini izliyorsun. Bu kanalın gizli serisi ne mi? Zaten bu üstüme giydiğim şeyi beni önceden izliyorsan neler yaşayacaksın? Bu ne salak bir cümle. Hiç böyle bir şey kurmadım aklımda. Bu üstüme giydiğim şeyi giydiğim zaman neler olacağını biliyorsun. Bugün gizli seriyi tekrar çekiyoruz. Bu neden gizli seri? Çünkü böyle bir seri yok. Hani bu bir seri değil. Arada sırada yaşanan bir hadise. İndiye korku oyunlar çok fazla biriktiği zaman hepsini birden harcadığımız seri. Kesinlikle bu seriye bir isim bulamamamla bir alakası yok. Bu indiye korku oyunu gömleğini giydiğim zaman en az 10 tane oyun harcamadan kendime gelemiyorum dostum. Lanet olsun dost. İçiyo'ya birikmiş bütün indiye korku oyunlarını patır kütür oynayacağız. Ama kısa olanları tabii. Bu seri gerçek delikanlı indiye korku oyunu sevenler için yapılıyor. Bugün sadece ve sadece ilk oynayacağım oyun belli bak. Sadece ilk oyunu indirdim. Gerisini hiç bilmiyorum. Ne olacak hiç fikrim yok. Bıkana kadar indiye korku oyunu oynayacağım. Ve bunun sonu genelde çok kötü bitiyor. Aynı arkadaki eleman gibi olacağım dostum. Beni anlıyor musun? Sift'te oyunumuz Doppelganger. Doppelganger'ın ne olduğunu biliyorum. Hani Doppelganger... Şekil değiştiren, shapeshifter olarak tanınan bir şey, böyle değişik bir yaratık. Senin şekline bürünüyor ama tam olarak sen değil. Böyle garip tip oluyor genelde. Böyle korkunç... Aynı az önce gördüğünüz eleman gibi oluyorlar ve korkunç bence. Ve bunun korkunç olan kısmı zaten olan birine dönüşmesi değil. Sana dönüştüğü zaman çok korkunç oluyor. Ben mesela bir arkadaşımın kopyası gelse garip bir tiple o kadar korkmam. Ama birebir kendimin kopyası gelirse... Ya gelip durma be! Bakalım indie korku oyunu yapımcımız bu konuyu güzel işleyebilmiş mi? Yine gariban bir işçi miyim? Evet, gecenin köründe otobüse biniyorsam. Otobüsten gelmişim, tamam, işten gelmişim, eve yürüyorum. Şimdi gidebileceğim tam 9 farklı yön var. Hangisi benim evime gidiyor? Evet, bir yanlış. İki doğru galiba, tamam, sağa gidecekmişim. Ya öncelikle söylemek istediğim bir şey var ki senin oturacağın mahalleyiz. Başlar başlamaz benim bayramlık ağzım bozuldu. Benim evim burası mı oğlum? Benzinlikte mi yaşıyorum ben? Abi bir anda burada çalışmaya başlarsam vallahi kafayı sıyır. Ha? Gerizekalı, ben zaten oraya gidiyorum. Ben oraya gidiyorum, beni durdurup şey diyor. Dur bir dakika, yemek almam gerekiyor. Tamam, alman gerekiyor, tamam. Dolabımda fazla yemek kalmadı. Tamam reis, ben de oraya gitmeye çalışıyorum ama. Beni salar mısın lütfen ya? Merhaba. Bu Maxwell mi? Bu mu Maxwell? Neden eve bu kadar geç geldin? Ya bana diyor herhalde. Her zamanki gibi dostum, ben gariban fabrika işçisini tekiyim. Bakayım bir tipine. Bu adama zarar gelmez. Tamam, içecek aldım. Bunlardan aldım. Sonunda bir indie korku oyunu yapımcısı alacağım şeyleri parlatmayı akıl etmiş. Ben çünkü ne zaman bir indie korku oyununda, bak görüyorum parlıyor. Ben ne zaman bir indie korku oyununda markete girsem bana kendi kendimi bulmamı istiyor böyle, onu böyle kendim arayacağım böyle. Zaten 240p yapmış, hiçbir şey gözükmüyor, beni oradan bir şey bulmamı bekliyor. Tamam, buradan da aldık. Bunların yeterli olacağını düşünüyorum. Şimdi bunları ödeme zamanı. Hayır değil, görüşürüz. Hayır ya, hırsızlık yapamıyorum. Bunları ödemek istiyorum beyefendi. Bana getirdiğini hatırladın mı? Ney? Ne getirdim? Bana dün söz vermiştin. Ah, bugünlerde çok fazla şey unutuyorum dostum. Tuvaletin anahtarını bile unuttum. Her neyse, Gordon Gin istedin ve bana bedavaya vereceğini söyledin. Ha, şimdi hatırlıyorum. Gordon Gin. Ben de dedim ki benim kopyam mı geldi falan, da değilmiş. Ah, unuttuğum için çok özür dilerim. Problem değil dostum. 17.3 ne abi? Bu nasıl bir fiyat ya? Okey. Para üstün. Teşekkürler Michael. Ben bu arada hangimizin Michael, hangimizin... Mesela şu beyaz yazının hangimizin olduğunu anlayamadım. Çünkü kimse konuşmuyor. Bu arada tuvaletten garip bir koku geliyor. Kontrol ettin mi hiç? Garip koku? Belki de tuvalet tıkanmıştır. Hatta yanımda olmadığı için bakamadım. Ama çok fazla endişelenmene gerek yok. Yarın o koku gitmiş olacak. Galiba mavili bu herif. Anladığım kadarıyla. Pekala, o kokuyla sana iyi şanslar. Gitmem gerekiyor. Tamam, beyazlı benmişim. Konuşma bitti ve ben daha yeni anladım. Bye. Eve yürü. Doppelganger'la bu olayın ne alakası var? Kapı diye nereye gelmişim? Tövbe estağfurullah. Bence bizim adam veya öbürü, hangimiz olduğunu anlamadım. Dedi ya, unutmuşum ya falan. Onu bozuntuya vermemek için yaptı. Aslında o söz vermemişti. Aslında Doppelganger'a söz vermişti. Niye yürüyemiyor? O benim evim ne tarafta ya Allah aşkına? O benim evim nerede? Benim evim bu karanlık yolda değil değil mi? Başka nerede olacaktı ki, Allah kahretsin ya. Karanlık bir ormanda yürüyorum. Başıma en fazla ne gelebilir ki? Yani... Şu an içime çok büyük bir korku bastırmaya başladım. Allah kahretsin böyle oyunu. Başıma şu an o kadar fazla... Benim evim burası mı? Ben gerçekten burada mı yaşıyorum abi? Bitti. Benim şu an hayatım bitti. Hayat bitti. Daha fazla devam etmem gerek yok bu oyuna. Yemekleri dolaba koy.
Bence her şeyi boşuna yapıyorum yani. Burada yaşayan bir insanın çöpü götür dedi. Çöpte marketin orası değil mi? Çöpte marketin orada değil mi? Ah. Bu karanlık ormanda yürürken aklıma şöyle bir şey takıldı. Ben neden yaşıyorum? Neden sağımdan solumdan garip sesler geliyor? Bence dükkana geri gittiğimde o herif öyle olacak. Hemen kontrol edelim çöpe attıktan sonra. Wow! Aptal fare. Fareleri hiçbir zaman sevmemiştim zaten bugüne kadar. Michael! Michael yaşıyor mu? Bir kontrol edeyim şöyle seni. Güzel. İyi günler, iyi günler. Kolay gelsin size. İyi günler, iyi günler. Pizzayı ısıt görevim. Şu an tek yaşam amacım ve görevim pizzayı ısıtmak. Ve Doppelganger tarafından katledilmek. Şimdi bu Doppelganger beni o kadar fazla korkutamaz ki. Zaten kendimi, tipimi bilmiyorum ben. Yani benim oynadığım karakterin tipini bilmediğim için benim kopyam gelirse ondan korkamam ki. Bu koltuk ne? Bu sandalye, bu niye bu kadar küçük oğlum her şey? Bizim adam midget veren mi acaba? Burada bir şey var. Bir dahaki sefere. Burada bir şey var. Burada bir şey var. Benim neden ormana açılan bir kapım var ya? Pizza oldu bu arada. Hmm, lezzetli gözüküyor. Televizyonu izlerken pizzayı. Göreve bak. Vay be. Ne izliyorum oğlum ben, bu ne? Fotoğraf slide gösterisi izliyor benim herif. Hmm, gayet güzel bir dizi. Hı-hı. Wow. Biri yürüyor bu arada şu an. Benim adamın hayvani ağız çapırdatısından duymuş olamamız. Daha ilk oyundayım ve benim akıl sağlığım kaymaya başladı. Ben ne izliyorum abi şu an, bu ne ya? Bayağı biri yürüyor, zıplıyor, sağa sola deviriyor. Bir şeyler oluyor şu an burada. Dikkat et. Bu ben değilim. Onu durdur. Durdur onu. Dikkat et. O ben değilim. Buzlu... Ha? 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 Tamam anladım, hani dikkatli olmamı istiyorsun da. Hayvan ol hayvan. Evimin duvarlarını neden bu... Berserk posterim var lan benim evimde. Griffith! Neredesin lan? Averaj bir berserk izleyicisinin evine bulaştım. Çok büyük bir hata. Abi etraf kontrol ettim, kimse yok. Eğer ben kıyafetlerimi alıp banyoya girdiğim zaman bir şey gelip beni öldürürse... Bu ses neydi abi? Oğlum benim evimin neden her kapısı ormana açılıyor? Ne salak saçma bey bu ya? Kıyafetlerim nerede benim? Kıyafetlerini al ve banyo ol dedi de tamam. Bu kapının açık olduğuna eminim. Abi Doppelganger'lar ışınlanamaz ya. Doppelganger'lar ışınlanamaz ya. O bir çığlık mı? Ne çığlığı ya? Ben çığlık falan duymadım. Ne çığlığı? Aa ne çığlığı ya? Dükkanın oradan gelmiş. Çığlık gidip bakmak. Ya bu duvardaki yazıları benim adam neden umursamadı? Hani altta yazı falan yazmadı böyle. Bu ne lan falan yazmadı. Benim adam için sıradan bir olay demek ki. Duvarlara bir anda yazılar yazılması. Abi Doppelganger... Benim evimin içine ışınlanıp gidip niye başka birini öldürdü ben onu da anlamadım. Tam şuradan biri kafasını çıkaracak bir anda. Ve... Bu yerde gördüğüm şeyin tam olarak ne olduğunu anlamadım ben. Holy moly, what the fuck is going on here? Bu gördüğüm şeylere inanamıyorum. Tanrım, bunun bir rüya olduğunu söyle lütfen. Bunu anlamlandıramıyorum. Bu bedenler, bu masum ruhlar. Bunlar kim? Ve onlara ne oldu? Hayır, sadece buradan gitmek istiyorum. Arkanda. What the fuck was that? Doppelganger. Oynadığın için teşekkürler. Bu oyun 17 günde yapıldı. Özel teşekkür. Yani siz saçma sapan indie korku oyunlarından bahsederken tam olarak bundan bahsediyorum. Neyse ikinci oyun. Bittiğini sandın değil mi? Daha yeni başlıyoruz. İkinci oyun Abode diye bir şey. Ben küçükken Adobe var ya, Adobe Premiere ne bileyim, Adobe Photoshop. Bunu Abode sanıyordum. Bu oyun hakkındaki tek düşüncem bu. Niye söyledim bunu bilmiyorum. Kafamı çok hızlı çeviriyorum. Bir indie korku oyundan beklenmedik bir şekilde. Buraya girmek hiç istemiyorum biliyor musun? Yani buradan başıma... Durduramıyorum da. Bu salak müziği dinleyerek... Merhabalar. Buradaki kapı da kırılmış. Ben... Konuyu anlayamadım. Ben şu an neredeyim? Bir insan nasıl bir anda kendini burada bulabilir ha? He ben nerede olduğumu anladım. Ben Esenyurt'tayım galiba. Evet. Abi niye yere gittim, kapı arkamdan kapanıyor ya? Allah Allah. Man Esenyurt looks so dope. Aynı yere bir daha mı geldim ben? Niye yere kapı arkamdan kapanmaya devam ediyor? Müzik hala. Burada bir değişiklik olmuyor. Arkamdan yine kapı kapandı. Bir orada bir de şurada hiçbir değişiklik olmuyor. Du. Bakayım. Evet burası yine aynı ama şurada bir değişiklik olacak. Burada da bir değişiklik olmamış. Ben sonsuz bir döngüde kapana mı kısıldım yoksa? Yoksa her şey bir yalan mı? Orada biri mi vardı? Man, Esenyurt looks so dope, man. Müzik.
Hala aynı salak müzik. Bari müziği değiştir ya. Of. Şimdi solda az hiçbir şey değişmiyordu ama ta ki az önceye kadar. Az önce birini gördüm burada. Yine hiçbir şey değişmemiş. Tamam müzik. Oo, bu benim için fazla. Bu benim için fazla. Oh! Ben geldim. Şimdi o herif orada olduğuna göre burada olamaz. Nasıl bildim? Benden kaçmaz. Ama şu sağdaki herif ayaklanmış olabilir. Aa kapı kapanmış. Ses mi? Ses mi? Ses mi? Ben buradan gidiyorum. Ben burada... Benim evim de kapandı ha biliyor musun? Yoksa kapanmıyor. Bak şimdi. Kapı kapan. Ya abi iki tane olmuş bunlar ya. Oo, ışıklar gitmiş. Bu hiç hoş değil. Bu hiç hoş değil. Çok gerilerek gidiyorum buraya. Abi surat. Buraya mı gireceğim? Bu herif niye geldi, niye kayboldu abi? Ben bu oyunun konusunu ve hikayesini anlamadım. Kapı kapan. Bir kere lafımdan çıkmıyor ya. Akıllı çocuk. Kapı kapan. Abi. Suratıma koşma. Güzel görüşürüz. Wow, bir tane daha. Oğlum ne iş lan? Artık canımı sıkmaya başladım oyun. Yeter. Yeter lütfen. Lütfen. Jumpscare miyip gidebilir miyim? Oo. Oo. Bir de herif gidiyor. Herif gidiyor. Herif gidiyor bir de. Herif gidiyor ileriye doğru. Herif bana doğru döndü. Herif niye bana doğru döndü? Herif niye üstüme geliyor benim? Ya bunu dodge'layıp gideceğim mi? Bu kadar basit mi ya? Çok saçma kolay bir oyun. Bir dakika bir şeyler değişti. Ben... Ya bu nasıl salak bir jumpscare? Kaybol önümden ya. Aynen burada dolaşıyor mu herif? Ne kapanıyor? Aa! Ha? Ne? Ne oluyor lan? What the fuck? Ben ne oynuyorum abi ya? Evet kapı spawn olup duruyor. Bak şimdi hareketi izleyin. Ne oluyor? Ne? Kovuluyor bir de, kovuluyor. Daha ne biçiyorsun sen ya? Kaçmamı bekledi ve kovuluyor şu an. Bu kadar yetmez miydi? Oyun burada kafi değil miydi? Yani burada bitemez miydi bu oyun? Sonunda. Sonunda. QR kod mu lan o? Değilmiş. Evet seni dinliyorum üstad. Konuş bakayım az önceki gibi. Aa bu ne? O yatakta yatan adam ben miydim? Üçüncü oyunumuz Sword of Hell. Gaz istasyonunda geçen bir korku oyunu. Bu kadar biliyorum. Ve Cadılar Bayramı konusu var. Şu anda Cadılar Bayramı'na giriyoruz. Bilerek yaptım. Hayır yapmadım. Oyun hakkındaki tek bilgim gaz istasyonunda geçti. Başka bir şey bilmiyorum ve bilmeme de gerek yok. Oo, bu kadar iyi bir görüntü beklemiyordum. Vallahi yemin ediyorum beklemiyordum. Shift'e basarak koş. Yapma. Ha, shift'e basarak koş demiyormuş ne alaka. Vardiyana başla. Bu nasıl gaz istasyonu? Dalga mı geçiyorsun? Nerede yaşıyorum ben ya? 51. bölgede falan mı yaşıyorum? Ve gaz istasyonunda satılan tek şey içki. Sadece. Ve muz ve elma. Ve şeker ve her şey varmış. Ben niye salakça konuştum ki? Abi shift'e basınca adam duruyor. Niye böyle bir mekanik var? Niye böyle dönüyorum ben şu an? Ben yapmıyorum. Ne oluyor abi şu an? Tamam telefonum çalıyor. Tamam açtı. Hey Ashley, this is Mark, your manager. I want to say thanks for coming in late. You're really all. Ben kadınmışım bu arada. Night shift right now, so I'm very grateful for you. Anyways, to remind you again, don't let people steal. Try not to take anything for yourself unless it's a little thing here and there and just ignore weird people and conflict. Okay. I'm still working on games. Okay. Stokları yenileyerek başlayacakmışım vardiyama ve şey dedi adam. Bir şeyler çaldırma, kendin de bir şeyler alma. Yani buradan canım çekti de bir şeker al. Ne oluyor abi? Bu kamera açılır ne abi? Ne oluyor şu? Ne oluyor? Looks like I got my first customer of the night. Team Winchester mı geldi? O nasıl araba ya? Merhaba efendim. Geliyorum. Pompacınız geliyor. O anlamı demedim beyefendi. Kötü anlamda demedim. Gerçekten pompa. Mind. I guess they left. Seems they left a note on top of the barrel though. Niye not bırakmış lan buna? Ne alaka? Kapıları açtın. Cehennemin güneyine hoş geldin. Ne alaka ya? Ne anlatıyorsun? Ben al Allah. Çocuğum zinza puna. Allah senin belanı versin. Allah senin belanı. Bir adım atmamı bekledi. Bir adım attım oyun bitti. Dördüncü oyunumuz. Red Door. Yavaş yavaş beynim erimeye başladı ve bu beni durdurmayacak. Asla durmayacağım. Oyunumuzun ismi Red Door. Kırmızı kapı. Bu kadar.
Başka bir şey bilmiyorum. Arkadaki herife dönmeye başladım. Aramızdaki benzerliği görebiliyor musun şimdi? Ben yine neredeyim abi? Bu korku oyunundaki herifler kendini nasıl burada bulmayı başarıyor ya? Bir insan kendini nasıl burada bulabilir ya? Evet, 4 tane kapı var. Tabii ki de kanlı olanı tercih edeceğim. Hmm, kilitli. Bu açık mı? Hmm, açık. Hmm, bir kapı daha. Hmm, bir kapı daha. Hmm, kapı kilitli. Kayıp değil, kayıp da yazmıyor. Özlendi yazıyor. Missed. Missed kayıp demek değil yani. Missing diye dersin. Ben ne demeye çalıştığını anlamadım ben bu adamın. Tamam, korkunç bir kız kaybolmuş. Ben bu kızı bulmaya çalışmam yani açıkçası. Niye bulmaya çalışayım? 6. Tamam, bu kayıp insan. John Doe ya, bu tip ne, of. Bu ne ayak? 12. 6, 12, 17. Nasıl bir sıraya göre yazacağım bunu? Buradan mı? 6, 17, 12. 6, 17, 12. Ha? Bir şey mi kaçırıyorum ben şu an? Evet, bir şey kaçırıyormuşum. Bu ne? 8. Bu insan mı? Sadece buna mı diyorsun yani çudururken? Asıl bu insan, bu tipe bak, bir de jumpscare attı. 8, 12. O zaman bunu hiç ignorelayacağım yani, bu yok. 6, 8, 12. Tamam. Bu niye var oğlum o zaman? Bu ne alaka? Merhabalar. Aa, bir kutu, hemen tıklayayım. Arkamda bir şey var değil mi şu an? Yok, bu kutuyu niye tıklayamıyorum abi? Ha? Oğlum kutu beni takip ediyor lan. Bu kapı kilitli mi? Dur bakayım. Aa, bu kapı açık. Bunlar birbirine bağlı herhalde. Kutuyu alamıyorum. Kutu... Oğlum gece... Ya kutu kapıyı kapattı ya. Ama hala alamıyorum kutuyu. Kutu buglandı. Ben de buglandım. Çok güzel. Ben niye yaşıyorum ki? At. Yanlış kapı. Yanlış kapı. Sorry. Sorry bro. Sorry bro. Peace out. Peace out. Aynı kapıya gittiğimi sanıyordum. 68-12 miydi? Ha? Yine yanlış yere geldim. Ben o elemanı burada mı gördüm? Kaçan elemanı. Kaçan eleman burada mıydı? Evet, buradaydı. İnşallah suratım atlamaz. Ha, buraya kutu mu atıyoruz? Bir an o ışık hiçbir zaman yeşil yanmayacak sandım ve kutuyu kaybettiğimi sandım. Anahtar ve yazı. Buraya geldikten sonra artık günleri saymayı bıraktım. Yani günleri sayamıyormuş artık. O kadar uzun süre burada durmuş ki. Ve artık bugünün benim için son gün olduğunu düşünüyorum. Onu duyuyorum. O sesleri duyuyorum. Ve o da beni duyuyor. Bir şey için bekliyor. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Kırmızı kapıyı açmaya çalıştım ama kilitliydi. Ama onun arkasında kesinlikle bir şey var. Her gün fısıltılar duyuyorum o kapının ardında. Ve asla durmuyor. Dostum, haline çok üzüldüm ya. Bu nerenin anahtarı bu arada? Tamam. Ah, bir kutu daha. Bu kapı ne abi? Aha, sans. Sans. Bir iskelet ne zaman güler? Birisi onun komik... Ben konuşurken niye istiledi bu? Birisi onun komik kemiğini gıdıkladığında... Yarışırız, gerizekalı sans. Tamam, şimdi mantıken bunu o deliğe attığım zaman kırmızı kapının açılması ve kırmızı kapının arkasından bir şeyin çıkıp bana jumpscare atması gerekiyor ve oyunun bitmesi gerekiyor. Şimdi kapalı kal bakayım. Hadi. Boom! Seni aptal sür. Şimdi de jumpscare'imi alayım. Evet. Ben şu an kork... Yani... Bu kadar bariz bir şekilde geleceğini tahmin etmemiştim. Öldüm mü? Nasıl bundan hızlı gidebilirim oğlum? Oraya dalga mı geçiyor? Oğlum öyle bir dünya yok bu arada ya. Ha, ben bu kapıya gittikçe yaklaşıyor. Tamam, anladım. Yoksa imkanı yok yani, bu çok hızlı geliyor. Şu an arkamda değil mi? Ha? Beyaz ışık. Sonunda. Allah belanı versin ya. Evet. Yeter artık. 5. ve 6. ve 7. oyunumuz Duolingo'yu biliyorsunuz değil mi? Dil öğrenmiş yani, o bir ara meme'i vardı. Bugün İngilizce öğrenmeye hazır mısın falan diye böyle garip garip bildirimler atıyordu. Meme olmuştu. Onun korku oyunu. Duolingo. Duolingo. Masum nerede benim şu an? Oh crap. Saat 3 olmuş bile. Günlük Portekizce dersime başlamam gerekiyor. Benim günlük rutinim bu abi. Aynı bu adam gibi. Batata'nın İngilizcesine. Bence patatestir. Let's go! Doğru bildim. Bakın, Portekizce mi demiştim size. Bak. Carro. Tabii ki de araba. İnsanlar derslerini unuttuğu zaman ne olur biliyor musun? Hayır. Yanlış. Niye böyle bir soru sordun? Bunun Portekizce ile ne alakası var? Bugün babanı neden görmediğini biliyor musun? Çünkü onu kaçırdığın için mi? Doğru diyor, bir de dalga mı geçiyorsun? Annenin kaç tane parmağı kaldı? 0. Doğru mu? Bu süre boyunca arkana hiç baktın mı? Çünkü bakmalısın. Okey. Arkama şimdi mi bakacağım? Hala bakamıyorum. Arkamda bir... Ha!
6. oyunumuz. Karma. Karma! Akıl sağlığımı kaybedip mentalimi düştüğünü sandın değil mi? Asla öyle bir şey olmayacak. Oyun ne? Konusu ne? Gerçek isimleri içermez. Evet, çok da umurumdaydı. Geç şunu lütfen. Benim umurumda değil böyle şeyler. Ben ilgilenmiyorum. Hikayeyle de ilgilenmiyorum. Tamam, nasıl banyoda yerde uyandığımı öğrenmek istiyorum. Galiba prostat masajı yaparken bayılmış bizim adam. Wow. Bu ne abi? Benim tuvaletimde neden kocam bir vazo var? Sol klikle bazı eşyaları tıklayabilirsin diyor. Ha, bir şey düşmüş. Bir anahtar var burada. Ne oluyor abi? Benim evimde şişme kadın mı var yoksa? Delikten içeri mi gireceğim ben? Allah kahretsin. Haberlerde bahsedilen kadının evindeyim değil mi şu an? Başka şansım yok yani. Bu arada benim evimde şişme kadın olması detayı... Geçecek miyiz o detayı ya? Ne kadar güzel bir, tatlı bir çocuk fotoğrafı yahu. Lütfen öldürme ya. Lütfen ya. Lütfen ya. Aynı kapı burada da mı açıldı az önce? Alemdeki saatle zamanların da uyuşması gerekiyor derken. Yani oradaki saatle buradaki saati eşitlemen falan mı gerekiyor? Böyle puzzle... Saati yere attın ama. Oradaki saati değiştiremedin. Buradaki saati mi... Abi şişme kadının neden yatağın altına girdi? Ben buna basabiliyormuşum evet. Tamam, bize 4 lazım aga. Gece 4. Hop! Oldu mu? Olmuş gibi gözüküyor. Merhaba hanımefendi. Öyle mi olmuş hanımefendi? Görüşürüz. Alemleri birbirine bağladım dostum. Şimdi ne olacak? Şimdiki plan ne? Anlıyorum hanımefendi, anlıyorum. Ne oluyor lan? Hello, this is 999 police service. Küfür ediyorum. Oldu mu? Fucking bitch. Geliyorum oraya bekle. Belli geliyorum oraya bekle. Oo, evi su basmış. Galiba suyu açık unutmuş birileri. Hemen hallediyorum. Öncelikle sorunun kaynağını tespit etmeliyiz. Sorunun kaynağı burası gibi gözüküyor. Fix the rago to restore. Ne? Bu ne? Bunu tamir et diyor. Evini ve alemleri tamir etmek için. Ne oluyor ya? Bu ne? Şişme kadın delirdi, yemin ediyorum. Bunlar ne? Karın kaslı oyuncak ayı var abi evimin içinde. Tamam, bu ikisini birleştireceğim ve karma yeniden yenecek mi ya? Bu kadar basit miydi yani bir şeyi çözmek? Ne yaptım ben? Ne oldu abi şu an? İyi, ben çıkıyorum, görüşürüz. Bay bay. Son oyun. Bu sefer gerçekten yeter. Son oyunumuz Haunted Hallways ve Kasan Bin diye korku oyunu. Ve güzel bir görüntüye sahip. Böyle bitirmek güzel oldu benim için. İnşallah korkunçtur. Beni başka türlü hiçbir güç buradan kaldıramaz abi. Bugünün önemi bu. Ben üstüme bunu giydiysem buradan sıçarak kalkacağım. Oo. Abi böyle terk edilmiş bir yerde. Şu an az geliyor ama bir müzik geliyor. O müzik sesi... Ya bu kadar benim için yeterli. Oradan ayrılmam için. Merhaba sınıf. Nasılsınız? Bugün size çok önemli bir konu öğreteceğim. Erkek cinsel organı. Bu sandalyeyi kim fırlattı abi? O garip müzikten daha korkutucu bir şey varsa o garip müziğin bir anda kesilmesidir abi. Ve sonra bir anda bir daha başlaması. Burası nereye gidiyor? Ben az önce yukarı çıktım, şimdi bir daha aşağı mı iniyorum? Oo. Ve ikisinden de daha korkunç bir şey varsa kırmızı bir ışık. Ve ayakta dikilin hayalet bir velet. Gelişine tekmeyi vursam ne olur? İşte bu olur, gelişine tekmeyi vurursam. Merhabalar sınıf, nasılsınız? Akşam ütüdüne mi kaldınız yahu? Onun yer yerden yürüme sesi geliyor abi. Merhaba öğrenciler, nasılsınız? Yalnız şöyle bir sıkıntı var gençler. Siz burada ne arıyorsunuz ama? Küçük velet, burada olmaman gerekiyor. Annem ve baban nerede? Söyle. Küçük velet. Küçük velet bana gelişine bir tokat koydu. Nereye geldiğimi şaşırdım. Küçük velet beni sağa sola fırlatmayı keser misin lütfen artık? Küçük velet oyunu seviyor galiba. Oo, bunlar küçük velet değil. Müzik nereden geliyor? Küçük velet. Ne? Where the heck are you little punk? Babana söyleyeceğim seni. Aa, buradasın demek. Bana yine bir şey yaptın çocuk. Allah senin belanı versin. Benim boyum mu küçüldü? Yoksa burası mı büyüdü?
Ha, ben bu adamın küçük çocuğumu kovalıyormuşum. Şimdi niye ben kovalanıyorum? Abi. Yumrukluyor. Şimdi bir daha roller tersine döndü abi. Ne oluyor ya? Küçük çocuk, senden özür dilerim. Sen beni korkutmuyormuşsun. Ben seni korkutuyormuşum. Ampul patladı. Ampul patlayınca benim fenerim niye kapandı? Aha. Ha? Az önce yaşananın... Çok saçma bir oyun. Ben niye oynadım? Keşke...